bize dediler ki bu belgeler sahte. Hala diyorlar şimdi sabah yine haberleri dinledim. Sahte demişler. Sahte dedikleri dekontlar. Hani dekontlar diyor ya şimdi sırayla. Sırayla. Şu sırayla hiç telaş etmeyin. Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Aslı dekontun. Bu mu sahte? Ziya İlgen. 1 milyon 250 bin liralık dekont. Ahmet Burak Erdoğan. 1 milyon 450 bin liralık dolarlık 1 milyon 450 bin dolarlık dekont. Ahmet Burak Erdoğan. 2 milyon 300 bin dolarlık dekont. Mustafa Gündoğan. 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Osman Ketenci. Dünürü. 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Osman Ketenci yine. Bu da mı sahte? 1 milyon dolarlık dekont. Bu da mı sahte? Mustafa Gündoğan. 250 bin dolarlık dekont. Mustafa Erdoğan. 2,5 milyon dolarlık dekont. Bu da mı sahte? Ve son olarak Ziya İlgen enişte. Hani o meşhur darbeyi bildiren enişte yine. İki buçuk milyon dolarlık dekont. Bu mu sahte? Hangisi sahte? Bunların tamamı orijinal belgeler. Orijinal belgeler. Hepsi orijinal belge. Hepsi orijinal belge. Şimdi bu orijinal belgelerin tamamını size dağıtacağım. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Sahte diyenlere sesleniyorum. Şunu biliniz. Biz sahte işi bilmeyiz. Ama offshore adalarında iş tutmayı becerenler sahte işlemlerin nasıl yapılacağını çok iyi bilirler. Onu bilin. Sahte dediler, sahte iddiası çöktü burada. Savcılık da istiyormuş, vereceğiz savcılığa. Öyle dediler haberlere düştü savcılık istemiş sahte diye vereceğiz savcılığa. Onlara da baksınlar orijinallerini vereceğiz. Şimdi Biz sadece para gitti mi diye konuşurken para geldi diyor, şirketleri sattılar diyor. Ha aman ha. E daha vahimmiş ya. Şimdi o zaman şu sorunun cevabını vermek zorundasınız. Hangi şirketi sattılar? Birinci soru. İkinci soru. Bu şirketin ortakları kim? Üçüncüsü sermayesi ne kadar bu şirketin? Bu şirketin bilançosu ne? Bir çıkarın bakalım bilançosunu görelim. Bu şirketin varlıkları ne? 15 milyon edecek hangi varlığı var bu şirketin? Nasıl satmışsınız bunu? Bunları bir kamuoyunun bilme hakkı var. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu para transferinin sebebini kendi pencerelerinden izah etmeye kalktı. Bir şirket satışından bahsetti. Biz bir şirket satışı bilmiyorduk. Erdoğan sayesinde öğrendik. Şimdi bakacağız. Bunu konuşacağız. Bu şirket satışı gürültüyle üstü örtülecek bir mesele değil. Bunları sizin kuru gürültünüzle milletten saklamanıza fırsat vermeyeceğiz. Ortada mide bulandıran bir ilişki vardır. Ortada milletin vicdanını yaralayan bir ilişki vardır. Bu çok açıktır. Bu belgeleri kamuoyuyla paylaştık, paylaşıyoruz sizlerle paylaşacağız. orijinallerini savcılığa vereceğiz. kutuyu açtık. söyleyeceğiz, söyledik ama tekrar kapattık. zannetmeyin ki kutuyu tamamen kapattık. daha yeni kutular gelir, daha yeni kutular açılır. yeter ki kutuyu açacak şeyleri kutuların içine koymayın. hepinize teşekkür ederim.